burada daha Yahudileri yaşıyormuş. Kırmızı kasaba, daha Yahudileri burada yaşıyormuş. Geldik, gerçekten Yahudiymiş. Lezgi var, Yahudi var, tat var. Bizde Şabat olur, Cuma günü. İsrail Yahudiler var, bunlar Marakanlılardır. Bu arada daha Yahudileri Türkçe biliyor çünkü. Kapıda da İbranice yazıyor şu şekilde. Biz Yahudi yok. Burası da İbranice'ye eğitimin verildiği bir okul. Şöyle ellerini öpüyorlar, şunuza vuruyorlar sonra... Salam, yeni bir videodan Bakü'den çıktık ama nereye geldik? Birazdan göstereceğim. Araba çok tatlı değil mi? Bu Sovyet evi. Bu da onun arabası. Çok böyle araba var. Burada da çok sokak köpeği var ama Allah'tan saldırıyan değiller. Şimdi dünya var olduğundan beri, yeryüzü oluştuğundan beri, Hazreti Adem'den beri insanoğlu var ola gelmiştir. Kimi Arap'tır, kimi Türk'tür, kimi Çerkez'dir, kimi Yahudi'dir, kimi Hristiyan'dır, kimi İngiliz'dir. Ta ilk insandan beri dinler, mezhepler, şunlar bunlar hep oluvermiş, gelivermiş. Yani o kadar çok din, o kadar çok mezhep, işte millet, ırk var ki hepsini nasıl kafamda tutacağım, anlatacağım. Azerbaycan küçük bir yer olmasına rağmen o kadar çok milleti, ırkı içinde barındırıyor ki hangi birini anlatacağım? Ama bugün çok ilginç olan, bana çok ilginç gelen bir ırktan bahsedeceğim. O da Dağ Yahudileri. Burada Dağ Yahudileri yaşıyormuş. Şu an tam neredeyiz? Şu tarafı Kuba, Azerbaycanlı Kuba'sı, Küba değil. Bu tarafta benim anlatacağım bugünün konusu Kırmızı Kasaba. Dağ Yahudileri burada yaşıyormuş. Hadi hep beraber. Galiba Can Azerbaycan'dan hiç güneşli bir video atamayacağız. Baksanıza, hep sis, hep bulut. Hava da çok soğuk. Bundan sonra da daha da soğuyacakmış. Kırmızı Kasaba'ya hoş geldiniz. Burada daha Yahudileri yaşıyor. Şu gördüğünüz onların simgesi. Bu da ibadet yerleri, sinagog. Ve şu da müzesi, müzeleri var. Orayı falan hepsini göreceğiz. Neden adı kırmızı derseniz çok uzakta aramayın. Böyle çatıları kırmızı diye kırmızı koymuşlar. Düz mantık. Hiç uğraşmamış. Şu an öğlen saati olmasına rağmen o kadar sessiz ki. Sadece kuş sesi var. Bak dinleyin. Ötseniz mi? Kırmızı kasaba terk edilmiş kasaba gibi. Hiç kimse yok. Tam fotoğraf çekmelik geldi. Çok güzel gözüküyor. Kasaba şöyle uzuyor. Şurada birkaç ev, şu tarafta birkaç ev. Şöyle uzayıp gidiyor. Kasaba da bayağı uzun bak. Yürü yürü bitmiyor. Bak şöyle evlerin üzerinde de Davud'un simgesi. Yahudiliğin simgesi var. Az önce bir tane Yahudi abiye denk geldik. Gerçekten Yahudiymiş, burada yaşıyormuş. Bize şey dediler biraz, biz şey duyduk yani daha çok yazın buraya geliyorlar, kışın buradan gidiyorlar. Yazın burayı yayla olarak kullanıyorlarmış. Lezgi var, Yahudi var, tat var, Azerbaycanlılar, Sermanlılar var. En çok güzeldi. Burada 7 bin Yahudi var. Burada. Şimdi Rusya'ya köçüp gidirler, evler oldu, köçüp. Bir yazda gelirler, para kalırmaya bak. Bizde Şabat olur. Cuma günü. Cuma günü sigara çekmiyor, maşına binmiyor, içki içmiyor, bak olur. Olmaz. Bir de ne? Bir gün olur. İlde bir de. Yani köyüne şeyler hamısını atır o evden. Evden atır o. Balta, malta, ayakkabı. Hamısı tezgahları. İlde bir defa bayram olmuyor. Yok, kurban bayramı yok. Kurban bayramı başlıyor. Bir de olur. Ama Nowruz bayramı. Teze ile köçürür. Şimdi biz geçmişiz teze ile. Sizler bu aydan sonra köçürüz teyze Müslümanlar. Türkiye'de başka olur, bizde var, Azerbaycan'da başka olur. Hiç sorma, bizde hoca bu aydı, bu aydan sonra şeye giriyor, teze ile. Aynı biz girmişiz hoca, biz Sinti abi de girmişti Yahudiler, teze ile. Bizde esir çok takı, 500 neçe esir var. İbaret ediyorlar, hamsi güzel. Mektep, kolej, molej, sinagog. Bağlı değil, açık değil. 5'ten 6'ya can. Cuma günü geç çık. 10'a can çıkıyor, 11'e can çıkıyor. Orada Kur'an anarlar. Mektep şey. Balaca uşaklar da öğrenirler değil.
Mektepten çıkıyor, girirler o. Çok pulla güzel. Diye havayı yiyor. Ayda 100 dolar. Mollalar verirler onu. Böyle böyle değil. Öbürlenirler. O ne şimdi diyeyim? O pis şeylere gitmesinler. Derman atmasın uşaklar da. Yani başını karıştırmışsınlar. Kitap okusunlar. Kur'an kitabı. Kitabı. Tevret değiller. O Kur'an kitabı. Pis yollara gitmesinler. Mektepten çıkıyor, girirler o açık. Bir saat, iki saat. O yemeği verirler mesela. Atasının yurdu da, babasının yurdu da alır, tikir. Dağıtıp evlerini tikir. Parası çok onun. Çok nasıl oluyor? 13 bindi. Burada 7 bindi. Moskova'da ofçi 13 bindi. Buralarına. Oksikol yavrular var. İzrail yavrular var. Bunlar Marakanlardı. Marakanlardı. İki türlü yavru var dünyada. Şimdi var dağ yavrular. Biri var ki İsrail yavru. Dağ yavruları çoğu da burada yaşar. Hamısı burada. Şimdi mektep gibi yaparlar, koyarlar mektebe. Orada da çalışır uşaklar. Hükümet şeylerini de. Aptek, dükkan. Aylananı saklıyorlar, evlenirler. Evet. Yavru kızlarına, Azerbaycan kızlarına evlenirler. Uşak, çocuklar olur, alırlar. Evet. Az yaşlılar buraya gelmiyor. Dağ Yahudilerinden ufak ufak bahsedelim. 1700'lü yıllarda buraya gelmişler. Doğu Azerbaycan'dan. 1700'lü yıllarda burası Azerbaycan Hanlık olarak işletiliyormuş. Dağ Yahudileri buraya gelmiş. O zamanki Hanlık'ta bunlara bakmış ki halkı iyi, işte çalışkan, tarımda şurada burada onlara yardımcı olmuş. Buraya böyle yerleşmelerine de izin vermiş. Bakmışlar burada yerleşmelerine izin veriliyor. Daha sonra hepsi yavaş yavaş buraya gelmiş ve böyle kocaman bir kırmızı kasaba olarak kurulmuş. Bu arada daha Yahudileri Türkçe biliyor çünkü ta 1700'lü yıllarda buraya yerleştikleri için burası da Azerbaycan Türkçesi konuştuğu için çoğu burada doğduğu için tabii ki de Türkçeyi çok güzel konuşuyorlar. Daha Yahudilerin ev mimarisi de şu şekilde. Bakın çok güzel. Şu an bu restore ediliyor. Şu şekil yapılacak. Şu şekil yapılacak. Onların Davud simgesi de bu. Şimdi müzeye geldik. Yani hem Ermenice kendi dillerini biliyorlar hem de Türkçe biliyorlar. Kapıda da İbranice yazıyor şu şekilde. Maalesef hem çekim yasak hem de ücretli 10 manat. Hadi ücretinde değiliz de size gösteremedikten sonra ben zaten içerisini biliyorum, videolarda falan izledim, Google'dan baktım. Gidip kasabanın halkıyla konuşalım. Hala Yahudiler burada yaşıyor. Onlardan daha güzel bilgiler alırız. Şatlık sarayı. Burada da Yahudiler kendi düğünlerini falan yapıyor böyle. Toy diyorlar onlarla. Yani aslında Yahudiler dağ Yahudileri, neden dağ Yahudileri demişler. Gelmişler önce dağlara yerleşmişler. Ondan sonra yavaş yavaş buraya yerleşip kasabayı kurmuşlar. O yüzden adı oradan geliyor. Abimizin anlattığı gibi kışın dışarıya çalışmaya gidiyorlar. Para gönderiyorlar. Kendileri para getiriyor. Şöyle evlerini yeniliyorlar. Yapıyorlar. Burası da İbranice'ye eğitimin verildiği bir okul. Genelde öğrenciler geliyor. Burada İbranice öğreniyorlar. Bakın şurada da İbranice yazıyor. Ama burası ücretliymiş. Abimizin dediğine göre 100 dolar veriyorlar. Ve gelip burada eğitim alıyorlar. Yemeklerini falan da yiyorlar bu şekilde. İşte dışarıdaki pisliklerden, alkolden, şundan bundan uzak dursun diye gelsin, dinini öğrensin. Ona göre yaşasın diye. Çok güzel bir şey yapmışlar. Biz ya burada yok. Bela, bela gidin aşağı. Seni korkayın, sonra çayda gidin, indir evde. Burası da, şurası Kuba. Burası da Kırmızı Kasaba. Kırmızı Kasaba'yla Küba'yı sadece şuradaki nehir ayırıyor. Bu sene hiç kar yağmadığı için buraya şu an kar yağmamış, çok yağmur da yağmamış. Şöyle sular çok az. Ay, burada çok fazla köpek var. Buradaki Yahudilerin dediğine göre de köpekleri vurmak, ellemek yasak, cezası var. Koşalım. Burada 3 tane sinagog varmış. Onları bulmak için böyle ara sokaklara girdik. Bak, 6 gümbez sinagogu. Şuradaymış. Bu nasıl sinagog? Ha, şurası.
Şuradan gidelim bakalım. Bak Yahudilerin böyle ev mimarisinde çatılarda böyle genelde güvercin var böyle. İlginç ilginç şeyler var. Kapısı şurada herhalde ama galiba ibadet saatlerinde açık. Abinin dediğine göre saat 5'te açılıyormuş. 6'da kapanıyor. Bir saat ibadet yapıyorlar. Böyle girebiliyoruz mu? Kilitli. Sinagogun da dışarıdan görüntüsü böyle. İbadet saatlerini yakalayabilirsek, o zamana kadar burada kalabilirsek sanmıyorum ama 5-6 gibi. Bak şöyle çatılarda yine böyle demirlerden şekiller yapmışlar. Şurası da aynı şekilde. Evlerin çatıları da şu şekilde. Üçgenli üçgenli. Böyle sinagogları. Bakalım açık mı kapalı mı? Diğer ikisine de bakalım. Birini bulabilirsek, ibadet şekillerini görebilirsek çok güzel olur. Evlerin çoğu şu an boş durumda yurt dışında çalışmaya gittikleri için. Görüyorsunuz zaten sokakta da insan yok. İnsandan çok böyle köpek var. Burada evlerin kapısında Hazreti Davud'un simgesi var. Davud simgesi diyorlar buna. Buradaki Yahudiler evlerinden çıkarken şu hareketi yapıyorlar. Şöyle ellerini öpüyorlar. Şu yıldıza vuruyorlar. Sonra devam ediyorlar yollarına. Biliyorsunuz Yahudilerin peygamberi... Dağ Yahudileri. Dağ taraftan gelmişik. He, dağ tarafından geldiğiniz için ismimiz Dağ. Evet. Aa, teyzeler var, ekmek yapıyor burada. Kolay gelsin. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Aa, çok değişik. Çörek. Çörek. Aa, burada siz ekmeğe çörek diyorsunuz. Ha, ekmek. Aa, evet. Böyle doğal gazda değil mi? Yumurta sürüyorsunuz üstüne. Hı-hı. Üstüne susam mı? Çörek otu. Çörek otu. Kolay gelsin. Kaça satıyorsunuz bir tanesini? 1.20. 1.20. Siz Azerbaycan Türküsünüz değil mi? Yok, biz Azerbaycan. Değil mi? Yahudi değilsiniz. Yok. Ha, o taraftakiler Yahudi. O taraftakiler Yahudi. Ha. O da Azerbaycanlı da var yani duacında. Yahudinin için Azerbaycanlı var. Yaşayan var. Biz yok. Biz Kuba'da. Nasıl? Anlaşıyor musunuz böyle? Komşuluk var. Ha, yakışık. İyiler. Güzel. Kırmızı kasabadan çıktık, Küba şehrine geldik. Daha Yahudilerini anlattığım bölümde bu kadar olsun. Umarım eksik bir şey anlatmamışımdır. Eksik bir şey anlatmışsam da siz beni tamamlarsınız. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Abone olmayı, yorum yapmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Can Azerbaycan'dan bir kapanış daha.